Vecihinin uçağı ne durumda Sayın Hocam? Süper. İki burnum deliği de açık ve nefes alıyorum. Gül Hanım, siz hatırlıyor musunuz geçen hafta Vecihinin uçağını? Ne gülmüştük ama. Evet, çok iyi. Lütfen anlatın biraz. Çok neydi? Iyi, siz anlatın. Neydi? Sizin burun delikleriniz 30 yıla yakındır kronik sinüzitim var. Ameliyatı hep erteliyorum. Bir çalışma ile enteresan, yani Vecihinin uçağını gördük. Bu ne şimdi dedik ki. Yani ameliyat sırasında da yapılacak olan buydu zaten. Yani burun delikleri genişletilecekti. Vecihi duvarı deldi ve girdi. Vecihinin uçağını hatırlıyor musunuz siz? Hatırlamaz mıyım? Herkese de anlattım, çok güldük. Evet. Şimdi sordum. Lütfen anlatsın. Açık Vecihi işini gördüm. Evet. Lütfen anlatınız. Bizi izleyenler şimdi hatırlamayabilir. Evet, yani Vecihi neydi diye biz kendimiz şaşırdık. Biz kendimiz gülmekten yerlere yıkıldık. Evet. Daha sonra Bahar Hocam dedi ki tabii dedi, çünkü dedi Vecihi duvarı girip delip girmişti, evet, son sahnede dedi. Benim sinüzit ameliyatı da zaten burun deliklerinin tıkalı olan delikler açılması gerekiyordu. Bir duvarın delinmesi gerekiyordu yani. Değerli dostlarımız, bir hafta önce işte burada Köln'de Bahar Hanım'ın ofisinde Hoca Hanım'ın 30 yıl kronik sinüzitinin ortadan kalkmasına vesile olduk. Küçük bir hayal kurduk ilk önce yarım dakika ve dedi ki şimdi de test edelim. Acaba şifaya vesile olduk mu, olmadık mı? Ve siz kulağınızı kapatmıştınız. Evet. Kulaklarınızı açtığınızda dediniz ki Vecihinin uçağı duvarı deldi, evden içeri girdi. Biz de dedik ki işte 30 yıldır kapalı olan burun deliği az önce yaptığımız çalışmayla açıldı. Ruh işte bunu uçakla duvarı delmek, odaya girmek olarak anlattı. Aklın ama ruhun bildiği. Peki lütfen söyleyin, o günden beri rahatlama nasıl? Evet, o günden beri damla kullanmadım. Damlayı burun damlası kullanmadım açılması için, nefes almak için. O günden beri rahat nefes alıyorum burnumdan. Bir haftadır rahat nefes alıyorum. Ve şimdi bakalım hatırlayacak mısınız? Bahar Hanım, bakın topuklu ayakkabısını evet gösterdim. Neden? 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 Çünkü bel kayması oluyordu ve topuklu ayakkabılarımı giyemiyordum. Sadece topuklu ayakkabıyla da kalmasın. Topuklu ayakkabı dendiği zaman lükse kaçabilir. Fakat normal zamanda bir sandalyeyi, ağır bir sandalyeyi itsem de belim kayıyordu. Ve bugün bunların üzerinde çok rahat yürüyebiliyorum, çalışabiliyorum. Bu üçüncü eğitim ve üçüncü defa öyle geliyorsun. Evet. Evet. Çeşit şifa çeşit gününden oldu bunlar. Şifa gününde evet. Harika. Düzeldi. Süper. Problem yaşamaya çalışsam da aynı işlemi kendim uyguluyorum. Değerli dostlarımız, işte daha önce topuklu ayakkabı giyince beli kayıyordu, beldeki diskler, doğru mu? Evet. Artık 35 gün önce katıldı ilkine, o günden beri durum? Müthiş. 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 Sıkıntı yaşamadım. Bakalım bugün hangi güzellikleri yaşayacağız? Bugün insanı kamil modülünü işleyeceğiz. Ooo süper. Hepimizin artık şeyleri. Bir zümrüt ankası. Evet. Saniye ablanın da böyle. Yeah. Senin de değil mi hendin böyle? Evet. Anka kuşu. Bakalım mı Saniye'nin? Anka kuşlarımız. Evet. Evet. Altın bir de. Ben önce Eflatun'u seçmiştim. Şimdi altın aldım. Sıra evet. Haftaya yine. Ooo herkesin öyle. Harika görünüyorsun. İyi çocuk. Sen çok şükürsün. Süper. Enerjimiz süper. Aynen. Ve kısmetimiz açılıyor. İşlerim yoluna giriyor. Oh maşallah, ne güzel. Daha iyi olsun. Boluk bereket yapıyoruz ya. Boluk bereket. Şeyde nasıl görünecek? WhatsApp'ta mı? Evet. Tamam, WhatsApp'ınızı aç. Açtım. Ben dedim bir şey. Doğru, birinin sizi aramız lazım. Evet. Kestirdim. Çok tamam. Uzundum ya. Çok uzundu. Çok ya. Haydi bakalım. Herkese selamlarımızı sunalım. Köln'de bu mucizeleri yaşayalım.